Efendim çok da zamanınızı almadan iki tane değerli üstad var. Burada sorularınız da olacaktır muhtemelen. Ama sizin görmediğiniz bir uygulama var şu an. Daha açılmadı henüz. Defter beyan sisteminde MUSSK nasıl oluyor? Birazcık da bunlardan bahsetmek istiyorum hızlıca. Birkaç dakikanızı alacağım. Beyannameler kısmında artık muhtasar prim hizmet beyannamesini görüyorsunuz. Ama buraya geldiğiniz zaman yetkiniz yoktur diye uyarı veriyor sizde. Ama açık olan illerde böyle bir uyarı yok. Ve siz de açıldığı zaman bu şekilde görüyor olacaksınız. Karşınıza, bakın personel çalıştırdığım için, dönemi de aylık olarak seçtiğim için interaktif vergi dairesinde dönem seçimi yapamıyorum burada. Aylık olarak geliyor. Burada yapabildiğim şey şu, bu dönem vergiye ilişkin kesintilerimi beyan edeceğim, evet ya da hayır diye bir seçenek var. Yani Ocak SSK bildirimi, Şubat SSK bildirimi, Mart gelir vergisi ve Mart'ın SGK bildirimleri olduğu zaman yönetebileceğiniz ekran burası. Ocak'ta hayır, Şubat'ta hayır, Mart'ta evet seçeceksiniz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Bu dönem vergi ilişkin kesintilerimi beyan etmeyeceğim dediğim zaman ne oluşuyor? Oluştur butonuna bastığım zaman karşıma aynı zaten muhtasar beyannamesi, prim hizmet beyannamesindeki kulakçıklar gibi düşünün. Genel bilgiler, vergiye tabi işlemler, ödemeler, vergi bildirimi ve SGK bildirimleri diye alanları görüyor olacaksınız. Vergiye tabi işlemlerde ekleye bastığım zaman bakın ne 011 var ne işte diğer kesintiler var. Sadece SGK bildirimlerini doldurmak üzere hazırladığım bir beyanname olduğu için sadece bunları görüyorum. SGK bildirimlerine geldiğim zaman şurada aynı BDP programında olduğu gibi asıl ek ve iptal diyerek, belge türleri diyerek tüm şuradaki alanları dolduruyor olmam gerekiyor. Bunları dolduruyorum. Beyannamemi işte her bir personel için SGK bildirimleri ekini tamamlıyorum. Burada şöyle bir kolaylık var. İlk ay eğer siz girerseniz buraya, sonraki aylarda önceki dönem bilgilerini al butonuna basarsanız eğer, bir önceki dönemdeki bilgileriniz otomatik geliyor. Burada da değişiklikleri yapıyorsunuz. Ama zaten hemen hemen herkes bir muhasebe programı kullandığı için ve muhasebe programı olmadan gerçekten zor bir uygulama kullanımı. Özellikle puantaj kayıtları falan çok olan ya da personel sayısı çok olanlarda. Dolayısıyla tüm programlar buna da hazır. Hem defter beyana hem de gelir dersi başkanlığı e-beyanname sistemine bildirgeleri gönderebiliyor, beyannameleri gönderebiliyorlar. Bir de farklı olarak beyanname nasıl görünüyor defter beyanda onu göstermek istiyorum. Gelir dersi başkanlığında biliyorsunuz gönderdiğimiz dediğimiz zaman kontrol ediyor bekliyor, kontrol ediyor da bekliyor belli bir süre sonra. Orada aslında alıyor gelir dersinin işlemlerini, sosyal güvenlik kurumundaki işlemleri de sosyal güvenlik kurumuna gönderiyor. Sonra cevabı aldıkça da gelir dersi başkanlığı bu bilgileri sizlere gönderiyor. Her bir sayfada 25 tane sorgu vardı galiba değil mi İbrahim Bey? 25 sorgu yapılabiliyor değil mi hata mesajlarıyla ilgili. Her bir sayfanın toplam sorgu sayısı bu. Ve bastığınız zaman da sosyal güvenlik kurumundaki bilgileri alıyordunuz. Burada ise her şeyi durumu kısmında takip edebiliyorsunuz. Yani beyanname onaylandı. Hemen sağ tarafta beyanname ve tahakkukları görüntüleyebiliyorsunuz. Bir de sosyal güvenlik kurumu tahakkukları diye bir buton var. Oraya bastığınız zaman da sanki turuncu butona basmış gibi görüntü düşünebilirsiniz. Orada da bir tane daha pop-up açılıyor, ekran açılıyor. O ekranda da sosyal güvenlik kurumunun hizmet listesi ve tahakkuklarını görüntüleyebiliyorsunuz. Herhalde internetten kaynaklı bir yavaşlık var ama birazdan gelirse gösteririm. Haydar Bey isterseniz sorulara geçelim yavaş yavaş. Belki zamanımızı böyle değerlendirmek daha iyi olur. Teşekkür ediyoruz Cenk Bey. Şimdi sorulara geçiyoruz. Öncelikle siz mi? Tamam. Olur tamam. Tamam buyurun Hüseyin Bey. Şimdi tekrar merhaba. Soru yokayım. GİP aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinde 2017 Şubat öncesi sözleşmelerde güncelle butonuna basarak güncellediğimizde sözleşme tarihini düzeltemiyoruz. Bu şekilde beyanname gönderebilir miyiz? Sözleşmeyi iptal edip yeni sözleşme girmemiz mi gerekiyor? Şimdi aslında mükellefle imzaladığınız hizmet sözleşmesinin değiştirmesini beklemiyoruz. Biz onun ekindeki aracılık sorumluluk sözleşmesinin değişmesini bekliyoruz.
Öncelikle bunu söyleyeyim. Ancak zaten bize ne hizmet sözleşmesinin ne de aracılık sorumluluk sözleşmesinin imzalarını göndermiyorsunuz. İnternet veri dairesinden bunun bilgilerini giriyorsunuz. Biz bu şekilde sizin o mükellefinden aracılık yetkisi aldığını varsayıyoruz. Aslında teknik olarak bizim internet vergi dairesinden sözleşmeyi güncellemeniz yeterlidir. Ancak ileride herhangi bir hukuki sorunla karşılaşmamak için kağıt ortamında da sözleşme imzalamaya gerek var. Ancak hizmet sizin mükellefe imzaladığınız asıl hizmet sözleşmesinin tarihi değişmediği için bizim sistemde yeni aracı sorumluluk girerken sözleşme tarihi daha önce olduğundan hata veriyordur. Dolayısıyla biz bugün bir duyuru yayınladık. Bugün dün veya bugün olması lazım. Bizim e-beyanname gov.tr'de. Daha önceki o eski hani aracı sorumluluğu güncellerken hizmet sözleşmesinin tarihin yanına 5510 yazarsanız daha sonra güncelleme butonuna basarsanız sözleşmeniz güncellenmiş olur ve beyanname göndermeye başlayabilirsiniz. Şu an bizim aracılık beyanname sözleşme bilgi giriş sayfasında sözleşme sayısının yanına 5510 yazar iseniz eğer hani mükellef de yeni sözleşme imzalamamış iseniz eski hizmet sözleşmeniz devam ediyorsa 5510 ekleyip güncelle butonuna basmanız yeterlidir. Nasıl? O zaman da işte ikinci veri tabanındaki şeyi çitlememiz lazım. Şimdi diğer bir soru da isim yok sorularda, o yüzden isim okuyamıyorum. Soru İbrahim Bey'e, SGK tahakkukları da kamu bankalarına ödenecek mi diye bir soru var İbrahim Bey. Buna nasıl cevap versem diye düşünüyorum ama öyle bir çalışma var ama henüz kamuya açıklanmasa da maliye gelir dairesine paralel bir çalışma olduğunu da ifade edebilirim. Açıklama yaptınız mı? Ama net de bir şey yok şu anda ama öyle bir çalışma olduğunu ifade edebilirim. Neyse, ikinci soru, İçsiz verile muhtasar beyannameler için de mi yeni versiyon muhtasar beyannamesi kullanılacak? Şu an aslında uygulamada muhtasar beyanname kalmadı. Artık sadece muhtasar ve prensip beyannamesi var. Dolayısıyla işçi de olsa, işçi de olmasa da muhtasar ve prensip hizmet beyannamesinin verilmesi gerekiyor. Mehmet Kara Bey sormuş. Şu anda halen aylık dönemden açık olan iş yeri Ocak ayında iş çalıştırmadı. Yani SGK bildirimi yok. Kira stopajını 3 aylık olarak beyan edebilir miyiz? Vergi dairesinde mükellefiyet aylık dönem seçili. Şu an eğer sizin aylık ise biz idari olarak bir değişiklik yapmıyoruz. Biz sadece Aralık ayında 10 veya daha az iş çalıştıran iş yerlerinin vergilendirme dönemini muhtasar ve prensip beyanname için 3 aydan aylığa çeviriyoruz. Eğer siz şu an aylık beyanname veriyorsanız ve şartları taşıyıp 3 ayda bir bundan sonra işçi çalıştırmayacak iseniz vergi dairesine başvurup döneminizi 3 aylık yaptırmanız lazım. Burada illa vergi dairesine gitmeniz gerekmiyor. İnteraktif vergi dairesinden de muhtasar ve prensip beyannamesinin dönem değiştiğini yaptırabilirsiniz. Önceden 011-012 brüt tutarları muhtasar beyanda yazılıp karşılığı gelir vergileri yazılıyordu. 13A'da 022 ile mi bu tutum başlayacak? SGK kısmını yazmak yeterli mi olacak? Şimdi eğer 13B şifresi almışsanız, aslında şu an biz muhtasar ve prensip beyannamesinin yapısını hiç değiştirmedik. Yani 011'i, 012'yi basit söyleyeyim böyle yani kafa karıştırmayayım. Daha önce nasıl dolduruyorsanız o şekilde doldurmaya devam edeceksiniz. Ancak mükellefimiz 13B şifresi almış ise artık o ilk 13A muhtasar beyannamesinin 011'ini, 012'sini dolduramayacak. Hata alacak. Onu artık 13B şifresi aldığı için o beyannamenin 11 ve 12 alanlarına yazması gerekiyor. Şunu da söyleyeyim, hani arada da bir meslek mensubumuz sordu. Hani SGK'da da gelir vergisi matrağı alanı ekledik böyle. Her işçi başına onun gelir vergisi matrağınızı yazmanızı bekliyoruz. Onu bizim toplamını 11'de veya 12'de beyan ettiğiniz gelir vergisi
matraslar alanında eşitliğini aramayacağız başlangıçta. Zaten şu an eşit olmaması için bazı nedenler var. Dolayısıyla prim tarafına yazdığınız vergi gelir vergisi matrahını bizim vergi tarafında da gelir vergisinin gayri safı matrahını yazdığınız zaman eşit olması şart değil. Şu an yazıp devam edebilirsiniz. 13 Şerafettin Şahin Bey sormuş. 13 B kodlu muhtasar ve primzet beyanname belgesini hangi mükellefler verebilir? Örnek demiş, bir limited şirket bu belgeyi göndermek için harici bir şifre alabilir mi? Aslında bunun mevzuatı bizim 340 sayılı vergi usulü kanunu genel tebliği. Ayrıca bakanlığımızın çıkarttığı 15 ve 31 numara olması lazım. Ya 30 ya 31 şu an hatırlamıyorum. Ama 15 temel vergi usulü kanununun sirkülerleri var. Orada kimlerin kendi beyannamesini gönderebileceği yazıyor. Kamu kurumları, döner sermayeli işletmeler, genel bütçeli kurumlar, özel bütçeli kurumlar, yanında bağımlı çalışanlar, tam tasdik imzalayanlar, avukatlarımız, noterlerimiz, bunlar kendi beyannamelerini gönderebiliyorlar. Bir de belli bir ciro rakamları var. Şu an rakamları ben de hatırlamıyorum ama 10 milyonun üstü olması lazım o rakamların. İki yıl önce o kadardı. Hani bu ciroları da aşıyorsanız ya da bu hadleri aşıyorsanız kendi beyannamenizi gönderebiliyorsunuz. Limite şirket olmak direkt bu hakkı sağlamıyor. Bu saydığım gruplara giriyorsanız veya hadleriniz bu rakamların üstündeyse ya da bağımlılığınız var ise veya bir YMM ile tam tasdik imzalamış iseniz Gümüş Bey kodlu şifresini alabilirsiniz. M. Emin Sekendur Bey sormuş. Hakkı huzur hakkı ücret beyanında değişiklik var mı? Yok, bir değişiklik yok. Aslında o 11 ile başlayıp 20'ye kadar devam eden ücret kodlarında değiştirdik. Bunun hazırlığını yaptık ve beyannamede bazı bizim o bazı kanunlarımızdan yayınlanan tablolar var. Onları da hazırladık. Onların artık hepsini doldurmasını beklemeyeceğiz ama bu değişiklikleri eğer bir aksilik olmazsa Haziran dönemi beyannamesiyle yürürlüğe sokacağız. Şu an için o 11 ile 20'nin beyanında bir değişiklik yok. Şube kodu ile SGK beyan kısmı uyumlu olması gerekiyor mu? Bunu şunun için sordum. Yoklama geç tutuluyor ama SGK'lı çalışan var. Nasıl beyan edeceğim? Yani bu biz herhangi bir şube kodu ile o beyanlamamızın ön sayfasındaki şube kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bir uyum beklemiyoruz. Yani orada bir kontrolümüz yok. Şunu söyleyebilirim. Yani mükellefin önünde veya sizlerin önünde hangi haklar var? Bir mükellefimiz vardır ve 4 tane şubesi vardır. İstanbul'da merkezi vardır, 4 farklı ilde de şubesi vardır. Şimdi burada 2 veya 3 tane farklı durum çıkabilir. Bu öncelikle bizim açımızdan şubeler, biz hani mükellefetli şube diyoruz. Hani 003'ten muhtasar beyanameden vergi türü açık veya kapalı olabilir. Hepsinin kapalı olduğunu varsayalım. Yani merkezde bir merkez İstanbul'da 4 ilde şubesi var ama bunlar mükellefetsiz şube. Dolayısıyla bu hem merkezin hem de 4 iş yerinde çalışan işçilerin bütün bilgilerini merkezden verdiği muhtasar ve primzet beyannamesine yazmak zorunda mükellefimiz. İkinci alternatif. Bu 4 şubenin tamamının da 003'ten vergi mükellefeti açıktır. Yani kira ödemesini, orada yaptığı sebep mesela kendisini şubesine yapıyordur ve şubesinden beyan etmesi gerekiyordur. Şu an oradan da muhtasar beyanı veriyordur. Bu mükellefimiz eğer, burada iki alternatif var bu durumda da. Eğer ücret ödemelerini nakden ve hesaben merkezden yapıyor ise, birinci alternatifte, merkezden verdiği beyannamede merkezle ilgili kiradır, serbest meslek kesindir, onları yazacak. Bu merkezden ücretini yaptığı işçilerin ücretinden kestiği vergi kesintileri o beyannameye yazacak. Ve o beyanların SGK bildirir kısmına o ücretli çalıştığı kişilerin bilgisini yazacak. Şubelerinden verdiği muhtasar ve primzet beyannamesini ise sadece o şubelerle ilgili kira kesintisi, serbest meslek kesintisi varsa zirai kesintilerini yazacak. Birinci alternatif bu. Bunun ikinci alternatifinde, hani bunlar şey, şu anda olan aslında durumlar. Yani bu beyanname özel durumlar değil bunlar. Şubelerinde çalışan kişilerin ücretlerini nakden veya hesaben şubesinde ödüyordur. Defterini oradan tutuyordur. Bu durumda
Merkezden verdiği beyannameye merkeze çalıştırdığı işçilerin prim hizmetlerini yazacak. Onların ücretlerinden kestiği vergileri o beyannameye koyacak. Şubesiyle, merkeziyle ilgili kira kesintisini ve diğer kesintilerini o beyannameye alacak, beyannamesini gönderecek. Şubelerinden vereceği beyannameyi bu sefer şubelerinde çalıştırdığı işçilerin vergi kesintisiyle SGK bildirimlerini de ekleyecek. Ayrıca yaptığı varsa kira kesintisi, serbest meslek kesintisi yazıp gönderecek. Hiç fark etmez. Yani mükellefiyeti olup olmamasına... tabii yani şu an bu bahsettiğim üç alternatiften birinin olması lazım. Bahriye Uçar hanımefendi sormuş. Merkez artı 3 şubesi olan Limites şirketin Merkez İstanbul Şube 2 İzmir 1 Manisa'da maaş ödemelerimiz hangi hesaplarımız müsaitse oradan yapılıyor? Muhtasarı nereden beyan edecektir? Not: hesaplarımız Türkiye genelinde mevcut. Bu şu bahsettiğim üç alternatiften biri. Yani tam denk geldi. Cevabını vermiş oldum. Gülhan Tuna Balkaya: Ocak 2020 tarihi içerisinde iş yeri adresim değişti. Hem SGK numaram hem de vergi dairem değişti. Bu durumda aynı şifreyle işlem yapabiliyor muyum? Bizim şifremiz adrese bağlı değil. Vergi dairesine bağlı değil. Sanırsam Sosyal Güvenlik Kurumu da öyledir. Dolayısıyla şifrenizle ilgili herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Esra Çevik sormuş. Aynı çalışana ait hem gelir vergisinden istisna ücreti hem de gelir vergisi kesilen ücreti var ise ek bilgilerdeki SGK bilgileri kulakçığında aynı kişiye ait bilgileri tek satırda mı, ayrı satırda mı bildireceğim? Gelir vergisinden muaf kısmını evet mi, hayır mı demem lazım. Bir kişi sizin bahsettiğiniz durumda da olabilir ya da o kişinin farklı farklı iş yerlerinde de mesaisini kullanıyor olabilir. Bu durumlarda birden fazla satıra yazmanız lazım. Biz bu duruma gelir vergisini dağıtabilirsiniz de, eğer dağıtabiliyorsanız o satırlara. Ya da bir tane satırın birine, hani iş yerinin birine toplam gelir vergisini yazıp geçebilirsiniz. İbrahim İnanoğlu sormuş. Meslek mensubuna birden fazla beyannameyi aynı anda e-beyanname gönderebilmesi için bir kolay yapılacak mı? Şu an için mümkün değil bu durum. Bizde kanunun temsilciye şifre verildiği için böyle tek kişiye tek şifre verebiliyoruz. Aylık, 3 aylık otomatik olarak geçişte hala yapılmadı. Söz konusu otomatik geçiş ne zaman yapılacak? Bunu sunumumda söyledim. Hani bir aksilik olmaz ise cuma günü akşamı başlayıp hani pazartesi günü ekranlarınızı açtığında mükelleflerimizin 3 aylıktan aylığa dönmüş olacağını göreceksiniz inşallah. Hakkı Yozgatlı Bey sormuş. Defter beyan sisteminde defter beyan sehven 2019 defter beyan mükellefi iken bilançoya geçiş yaptım. Tekrar 2019 yılında defter beyana nasıl geçerim? Şimdi defter beyan konusuna çok hakim değilim ama vergi dairesine bir başvuruda bulunarak bu değişikliği rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Hasan Kulaç sormuş. 320 hesapta oluşan ters bakiyeler. Sebebi? Şimdi ben de merak ettim. Bizim sistemlerde 320'ye borç bakiyesi çıkabiliyor mu sistemi? Otomatik muhasebe programlarında falan böyle. Geçmiş dönemlerde Turkcell, Vodafone faturaları otomatik ödeme yapılıyor. Fakat faturalar işveren tarafından temin edilmediğinden gider yazılmadı. Geçmiş dönemden gelen ters bakiyeleri nasıl düzeltebiliriz? Faturaları temin edemiyoruz. Yani benim bulunduğum koltuk bu soruya cevap vermeye gerektirmiyor. Çünkü ben uygulama tarafına bakıyorum. Hasan Kulaç Bey sormuş. Köy Derneği İktisadi İşletmesi'nin aylık 100 TL civarı aylık geliri var demiş. Muhasebe ücretini tarifedeki ücretlerden hangisini esas alacağız? Tarifedeki ticari işletmeler gibi ücretlendirilir deniliyor. Hangi ticari işletme ücreti esas alınacak? Şahıs işletmesi mi, nitel şirketmiş ücreti mi? Ben ücret tarifesi sadece resmi gazetede yayınlandığı zaman okuyorum. Daha sonra hiç bakmıyorum. Fazla bilgim yok, kusura bakmayın. Ücret tarifesi ilgili olarak.
Dürdane Türkeri sanırsam ismi, yanlış okumuyorsam. Vergi dairesi artık aylık veya 3 aylık tanımlaması yapmayacak mı? Sigorta damga, sigorta dosyası olmayan MUSDGK beyannamesini kendi irademizle aylık seçebilecek miyiz? Yoksa öncesinde vergi dairesine aylık olması için dilekçe mi girmemiz gerekiyor? Aylık, 3 aylık uygulaması devam ediyor. Ama oradaki artık kriter işçisi olmak veya olmamak. Firmamızın veya mükellefimizin işçisi var ise aylık olacak dönemi, yok ise dönem 3 aylık seçilebilir isteğe bağlı olarak. 1003B muhtasar beyannamede vergi bildirimleri kısmı dolduracak mıdır? 012, 011 ve benzeri kodlar beyannamede 1003B beyannamesini gösterecek mi? Vergi bildirimleri 1003A beyannamesinde mi gösterecektir? 1003B beyannamesinde sadece ücretle ilgili alanlar gösterilecek. 011'den başlayıp 020'de biten ödeme tür kodlarla ilgili bilgi bu beyannamede yer alacak. Diğer bilgilerin tamamının 1003A kodlu beyannamede olması gerekiyor. İsim yok. SGK bildirgesi merkez ve şubelerde ayrı MUSDGK ile mi beyan edilecek? Aslında o verdiğim hani üç ayrı ihtimal vardı ya. Bu bir daha anlatayım. Aynı şekilde anlatabilirim, emin değilim böyle. Şimdi ilk alternatif, şimdi aynı örneği vereyim. Bir merkezi var, 4 tane de şubesi var iş yerimizin. İlk kural, bu 4 iş yerinin 003'ten mükellefeti açık mı değil mi? Hani bizim tabirle biz ona mükellefetli şube diyoruz. Mükellefetli şube mi, mükellefsiz şube mi? Eğer mükellefiyetsiz şube ise işimiz kolay. Sadece merkezden bir beyanname verme hakkınız var 003 dolaylı olarak. Dolayısıyla o verdiğiniz beyannameye merkezin ve o 4 şubenin bütün vergi kesintilerini artı merkezin ve 4 iş yerindeki çalıştığınız bütün işçilerin prim ve hizmetlerini yazmak zorundasınız. O beyannameyle beyan edeceksiniz. İkinci alternatif şubelerin mükellefetli şube olması. Yani 003'ün açık olması. Şu an kira kesintileri için, serbest meslek kesintileri için beyanname vermesi durumu. Bu durumda ise bakacağımız kriter çalışanların maaşları nakden veya hesaben nereden ödeniyor? Eğer maaşlar merkezden ödeniyor ise şubenin verdiği muhtasar beyannameye hem şubenin vergi kesintilerini yazacağız, özür dilerim, merkezin vergi kesintilerini yazacağız, hem de hem merkezin hem de şubelerin, şubelerde çalışan bütün işçilerin maaşlarından kesilen vergi kesintilerini o beyanname yazacağız. SGK bildirimlerinde o beyanname ile beyan edeceğiz. Şubeden verdiğimiz muhtasar beyanname ise sadece o şubelerin yaptığı kira kesintisi, zirai kesintiler varsa serbest meslek kesintilerini yazacağız. Olabilir bazı şubelerde maaşlar nakden ve hesaben o şubenin kayıtlarıyla ödeniyordur. Bu durumda ise merkezin verdiği beyannamede sadece merkezin vergi kesintileri ve merkezde çalışan işçiler olacak. Şubelerin verdiği beyanname ise kendi şubesinde çalışan işçiler ile o şubenin yaptığı vergi kesintileri olacak. Üç... Onu tam bir anlatabilir misin? Anlayamadım o kısmı. İki ayrı iş yeri var diyorsunuz. Bakın iki ayrı iş yeri olduğunu varsayıyorum. İki ayrı tahakkuk dosyadan falan böyle. Şimdi o iki SGK tarafını boş verin. Şimdi siz muhtasar beyanname ile, öyle sorayım ben, o iki iş yerinin vergi kesintilerini hangi beyanname ile beyan ediyorsunuz? İşte o beyannameye koyacaksınız o iki iş yerini. Tabii iki tahakkuk verecek. İki, şöyle dedim ya sunumda. Vergi tahakkuk bir, sosyal gönüllü kurum tahakkuk işçi sayısına bağlı olarak. Hani şunu söyleyebilirim. Hani bazen hap bilgi daha faydalı oluyor. Özür dilerim. Tekrar size söyleyeceğim. Hiç fark etmez. Siz yazıyorsunuz iş yeri numarasını beyannamenin o alanına. Şöyle bir, Hüseyin Bey oraya anlayın. Şöyle. Şimdi siz muhtasar prim ücret beyannameyi tek veriyordunuz. Şimdi bu vergi numarası altında da iki iş yeriniz var.
iş yeri diye düşünmeyin. Orada çalışan A iş yerinde 5 sigortalınız var, B iş yerinde de 5 sigortalınız olsun. Beyannamedeki SGK kısmına geldiniz. A iş yeri ile ilgili 5 tane sigortalınızı yazdınız. O 5 sigortalının karşısındaki A iş yerinin iş yeri numarasını yazdınız. Geldim aşağıya B iş yerine, 5 tane de orada vardı. Onun o sigortalıların karşısında da B iş yerinin iş yeri numarasını yazdınız, gönderdiniz. Biz arka planda, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Biz arka planda o ilk 5 sigortası iş yerinin sistemini çekiyoruz. Doğruysa size o iş yeriyle ilgili tahakkukunuzu gösteriyoruz. B iş yeriyle ilgili de arka planda biz yine sistemden çekiyoruz. Yine B iş yeriyle ilgili size tahakkuk gösteriyoruz. Hatta o iş yerinde belge türü bazında da farklılıklar olabilir. Onlarla ilgili de tahakkuku gösteriyoruz. Bunu sistem kendisi yapıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Şimdi aynı şeyi ben de anlatıyorum aslında. Şimdi İbrahim Bey daha güzel anlattı diyelim böyle. Benim devam edeyim İbrahim Bey. İki soru daha okuyayım böyle. 3 aylık verdiğimizde 0.12 işçi gelirleri kesintilerini 3. ayda mı beyan edeceğiz yoksa ay ay mı? Eğer işçi sayısı 10 veya daha az ise vergi kesintilerini aylık da beyan edebilirsiniz. 3 ayda bir de. Hani bizim dönemlerimiz Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık. Dolayısıyla vergi kesintilerini Mart dönüm beyannamesinde, Haziran dönüm beyannamesinde, Eylül dönüm beyannamesinde ve Aralık dönüm beyannamesinde yazıp beyan edebilirsiniz. Böyle yaparsanız 3 ayda ödersiniz. Ama aylık Ocak, Şubat, Mart'ta yazarsanız vergi tahakkuk ettiğinden o ayda ödemeniz gerekiyor. Burada tamamen tercih mükellefimizin kendisinde. Ümit Özgüven Bey sormuş. Aynı vergi dairesi sınırları içinde iki iş yeri SGK işveren sizin no var. Tek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde nasıl ve ne şekilde mükellefiyet ve işveren sizin no birleşecek? Az önce İbrahim Bey anlattı. Ben de şunu söyleyeyim. Bazen böyle slogan var ya şeyler %100 doğru değil ama daha kolay akılda kalıyor. Şu an muhtasar beyannamede, şu anki muhtasar beyannamenizde beyan ettiğiniz işçilerin veri kesintileri var ya, işte o beyannameye o işçilere ilişkin prim hizmetleri yazacaksınız. Sosyal güvenlik kurumu tarafına. Değişen bir şey yok. Şu an mükellefimizin 3 tane muhtasar beyannamesi var. Üçünde de işçi kesintileri beyan ediyorsa, hangi işçi kesintilerini beyan etmişse o işçileri o muhtasar beyannamenin SGK bildirimleri alanına yazacak. İsim yanlış olabilir, kusura bakmasın. Samettin Aydeniz. Sosyal güvenlik bölümü aktif duruma gelecek mi? Uyarı verecek mi? Bununla ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Yani bizim de beyanname yüklendiği anda şu an Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı gibi ekranda işte isimleri, alt soyadları, başka bilgiler yanlış olanları renkli bir şekilde göstermeye çalışacağız. Beyannamede işçi bilgileri otomatik gelecek mi yoksa her ay manuel mi girilecek? Aslında Cenk Bey sunumunu da söylüyordu ama bugün şey kaldı. Yani zaten muhasebe programı kullanıyorsa sıkıntı yok. Elle dolduruyorsanız bir önceki ayın beyannamesini indirip, yükleyip, dönemi değiştirip temelinde değil mi Cenk Bey? Tabii. Kullanabilirsiniz. İlk zemeli çekip tekrar yükleyebilirler. Zahide Polat hanımefendi sormuş. Özel bina inşaatı yapan kişinin muhtasar beyannamesini ne şekilde vereceğiz? Aynı zamanda vergi mükellefi ancak inşaat şahsi. Burada bu soru bize daha önce soruldu. Eğer vergi mükellefi var ise şu an verdiği muhtasar beyannameye bunu yazması lazım, özel inşaatı. Bir vergi mükellefi bulunduğu için 0.03 veriyor ise o verdiği 0.03 beyannamesini özel inşaatını yazıp gönderebilir. Özel inşaatı çalıştırdığı işçileri yazıp gönderebilir. Merkez ve şube mükellefeti ise 1003 B'yi merkezden verebilir miyiz? Şubeden de ayrı şifre almak şart mı? Şubedeki mükellefiyeti kapatabilir miyiz? Maaş ödemeleri merkezindekiler merkez hesabından, şubedekiler şubenin hesabından bulunduğu yerden ödeniyor. Sorunun ilk kısmına hemen cevap vereyim. Merkez için 1305 şifresi aldığınız zaman şubeler için de 1305 şifresi almanız gerekmiyor. Merkezin 1305 şifresiyle şubedeki işçileri de beyan edebilirsiniz.
Ancak böyle mülkiyetli şubeniz var ise tavsiyemiz eğer bir ödemeleri şubeden yapıyor iseniz şube içinde ayrı şifre almanız gerekir ki oradan oranın beyanlamasıyla beyan edebilin. Bir mükellefin herhangi bir işçisi yok. SGK işlemi doğal olarak yok. Ama muhtasar beyanname verme sistemde açık. Muhtasar gelir vergisini ilgilendirdiği dönemde önceden beyan veren, ilgilendirmediğinde dilekçeyle beyan vermeyeceğini bildiren mükellefler güncel durumda ne yapmalı? Teşekkürler. Şaban Çeliker Bey sormuş. Bu mükellefler sadece artık muhtasar beyanname değil de muhtasar ve binzet beyanlaması gönderecektir. Şu an nasıl davranıyorlarsa o şekilde davranabilirler. İster yani içi çalıştırmıyor, vergi kesintisi olduğunda beyanlamasını verecek, vergi kesintisi olmadığında interaktif vergi dairesinden veya herhangi bir vedasına başvurarak benim beyan edecek bir bilgim yoktur diye beyanda bulunabilir. Hüseyin Bey biraz dinlendirelim. Şimdi birinci beş soruluk bir kağıt geldi. Güzel sorulardı ama bunlar. Şimdi düzeltme SGK prim beyannamesi verilirken personel için ek iptal verirken tüm beyannameyi aynen çağırıp düzeltme yapacak mıyız? Personeli iptal ek mi yapacağız? Düzeltme beyannamesinde tüm bilgileri görecek miyiz? Şimdi beyannameyi gönderdiniz, onaylandı, tahakkuklarınız oluştu, hizmet listesinde istediğiniz zaman görebiliyorsunuz. Sonra dediniz ki bir iki kişi de hata yapıyorum. İşte ben bunları düzeltmek istiyorum. Sadece o kişilerle ilgili olarak iptal veya ek yapıp beyannameyi gönderdiğiniz zaman bu onaylanırsa sadece o bölümü göreceksiniz. Zaten daha öncesini size gösterdik. Ekleri, düzeltme yaptığınız bölümü de yine size ayrı olarak göstereceğiz. Şimdi SGK ev hizmetleri için SGK'da dosyası olanlar kolay işverenlik sistemine dahil olamıyor. Ek 9 bildirge ile SGK tarafından veriliyor. Bu sisteme geçmeyenler ne olacak? Bununla ilgili ALO 170 SGK müdürlüğünü arayın diyor. Bunlar dosyalarını kapatmada Ocak ayını nasıl verecek? ALO 170 size bu konuda çok net bilgi veremez, onu söyleyeyim. Şimdi şöyle, bu kolay işverenlikle ilgili çok soru geliyor. Ben bunu daha ayrıntı olarak açıktım çünkü diğer sorularda da var. Şimdi Ek 9 kolay işverenlik ev hizmetlerinde çalışanlar, konut kapıcılığı işlerinde çalışanlar. Daha önce yani 2020 Ocak ayından önce kolay işverenlikte olup sadece bankaya gidip parasını ödeyenler muhtasar prim hizmet beyannamesini akıllarına bile getirmesinler. Kafaları karışır. Aynı sistemde gidip bankaya parasını ödemeye devam edecekler. 2020 Ocak ayında belli bir bölüme kadar 2020 Ocak ayına kadar belli bir bölümüne kadar eski sistemden yani iş yeri numarası üzerinden bildirge veriyordu diyelim. Ayın 15'ine kadar kişi bildirge veriyor. İş yeri numarası var, bildirge veriyor. 15'inde ise kolay işverenliğe geçmiş. Yani bu bildiğimiz, bu var olan sistemlerin kolay işverenliği. Burada şunu yapıyoruz. 15 günlük muhtasar prim hizmet beyannamesi vereceğiz. 15 günlük muhtasar prim hizmet beyannamesi vereceğiz. 15 günlük ise önümüz diğer ayda parasını yatıracağız. Ondan sonraki aylarda ise yani Şubat'tan itibaren ise herhangi bir işi yapmasına gerek yok. Yine takip eden aya gidip muhtasar prim hizmet primini ödeyecek. Herhangi bir beyanname belge vermeyecek. Şimdi konut kapıcılığı iş yerlerinde şöyle bir özel bir durum var. Konut kapıcılığı veya konut iş yerlerinde kapıcı olan var. Bir de vergi kesintisine tabi işte bekçi çalıştıranlar var veya başka personel de olabilir. Şimdi biz tamamını kolay işverenlikte primini alıyoruz. Şimdi bunun muhtasar tarafı hiç bildirilmeyecek mi gibi soru gelebilir. Daha önce geldiği için bunu açıklıyorum. Yine SGK tarafında herhangi muhtasar prim hizmet beyannamesinin SGK tarafında herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Yine takip eden ayda parasını ödüyorsun. Ancak vergiye tabi çalışan varsa o kişi için ayrıca o aya ait muhtasar prim hizmet beyannamesinin muhtasar tarafını doldurup vermeniz gerekiyor. SGK tarafı boş kalacak. Şimdi bu şimdi Ocak ayında geçmedik. 2020 Ocak ayında kolay işverenliğe geçmedik. Geçmeyebilirsiniz. 2020 Şubat'ta geçebilirsiniz. 2020 Mart'ta geçebilirsiniz. Yani bununla ilgili engel yok. İstiyorsanız bu sistemi
doğru ve daha uygulanabilir düşünüyorsanız bu sistemde devam edebilirsiniz. İstediğiniz zaman da eğer bu kapsamda konut kapıcılığı olsun, ev hizmetlerinde çalışan olsun kolay işverenliğe geçebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken konu kısıtta geçiyorsanız o kısıtların ilgili olduğu dönemleri ilgili sistemden vermek zorundasınız. Ev hizmetlerinde çalışanlar kolay işveren, ek 9 kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlar kolay işverenliğe geçebilir. Bizim tescil sistemimizde entegre tescil diye bir bölüm var. Oraya girdiğinizde orada kolay işverenliğe sizi yönlendirir. Geçebilirsiniz. Herhangi bir engel yok. Eğer bu kapsamdaysanız. Bir başka soru. Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde mükellef bazı yazılar ait 4 adet şube mevcut. Ancak bu işlerin 2 tanesinde işçi çalışıyor ise muhtasar tanımlamada sadece çalışanlara ait olanlar mı işaretleyeceğiz? Yoksa sadece merkezden bir anlamı verdiğimiz için merkezi mi işaretleyeceğiz? Şimdi vergi numarası altında 4 tane şubesi olduğunu, ikisinde herhalde iş yeri yani sigortalı çalıştırdığını söylüyor beyefendi veya beyefendi veya hanımefendi. Biz vergi numarasının altında sigortalı çalışan iş yerlerinin tanımlamasını istiyoruz. Yine şöyle bir yanlış şey, bizim eski sistemde iş yerini çağırıp, belge türünü çağırıp beyanname bildirge doldurup, burada böyle bir şey yok. Muhtasar birim hizmet beyannamesini SGK bölümüne girdiğinizde sadece sigortalıları tek tek, ne kadar sigortalı çalıştırıyorsanız tek tek yazıyorsunuz. Karşılarında hangi iş yerinde çalışıyorsa onun numarasını yazdıktan sonra bunları biz kendimiz oluşturup size gösteriyorsunuz. Siz ayrıca iş yeri çağırmanıza gerek yok. Eğer 2 tane iş yeri burada 4 şubeden 2 iş yeri varsa biz 2 iş yeriyle ilgili bildirge gelmesini bekleriz. Huzur hakkı ödemeleri SGK'da muaf, sadece gelir vergisine tabi bunlar. Yine eskisi gibi ödemeler kısmına mı yazacağız? SGK prim tarafına yazmayacak mıyız? Evet. Bir şey aynı. Eskiden nasıl yapılıyorsa o şekilde. Ekim 2020 muhtasar SGK beyannamesi döneminde Ocak 2020 dönemine ait sigorta girişi yapılmamış. İnceleme sonradan ortaya çıkan bildirim Ocak 20 dönemine aitse, ek ödeme çıkarsa, prim artışı olacaksa 2020 dönemine mi düzeltmeye vereceğiz? Şimdi burada da gene bilinmesi gereken bir mevzuat bilgisi gerekiyor burada. Bilmesi gereken bir mevzuat konusu var. Şimdi bizim sosyal güvenlik mevzuatında ücretler kişinin emekliliğine direkt etki olduğu için hak edildiği aya ait olması gerekir. Arkadaşımızın örneğinde verdiği gibi eğer 2020 Ekim ayında bir inceleme sonucunda bir çalışan için 2020 Ocak ayında bir ücret tespit edildiyse 2020 Ocak ayı muhtasar prim hizmet beyannamesinde SGK kısmı için doldurulup gönderilecek. Vergi tarafının boş kalacak. Eğer ödeme Hüseyin Bey'de yanlışım varsa düzeltebilir. Vergide ise para ödendiği zaman vergiye tabi tutuluyor. Diyelim ki 2020 Ekim'de eğer bir tespit yapılmışsa ve bu Kasım ayında ödenmişse kişiye, o zaman da Kasım ayında, 2020 Kasım ayında muhtasar prim hizmet beyannamesinde SGK tarafı boş kalacak. Çünkü bunu 2020 Ocak'ta bildirdiniz. 2020 Kasım ayında muhtasar tarafını doldurup vereceksiniz. Yanlış bilgi vermediysem Hüseyin Bey. Filiz Kızıloğlu. Ekolay işveren seçimi 31 tarihinde geçmedim. Apartman 2020 dönem. Yani bu kolay işverenlikle ilgili az önce yaptığım açıklamanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer yetersizse tekrar açıklama yapabilirim. Onun için bu soruyu geçiyorum. SGK'lı 4A çalışanı olmayanlar hangi kodla bildirimi gerekiyor? 103A mı? Cenk Bey'in dikkatine demiş. Hangisini istiyorsanız verebilirsiniz. SGK bildirgesinde tahakkuk nedeni ABC dışında ise SGK'ya dilekçe mi başvurmak gerekiyor? Şimdi tahakkuk nedenlerimizde A bildiğimiz zaten cari ay. Onun için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. B de süresi dışında bildirge. Bunun için de bir şey yapmanıza gerek yok. Diğerleri için bildirge şeyleri, belgelerinizle SGK'ya başvurmanız gerekiyor. Nelerle ilgili olarak? Süresinde verilmiş sayılan, süresi dışında verilen ancak süresinde verilmiş gibi sayılan haller için, toplu iş sözleşmesi gibi.
Diğerleri ise geçmişe yönelik denetim veya mahkeme kararlarıyla ilgili olarak özür diliyorum. İse mutlaka dilekçe ekinizde belgelerinizle tanımlama yapmanız gerekiyor il müdürlüğüne başvurmanız için. Şöyle bir ipucu verebilirim. Diyelim ki az önce bahsettiğim gibi e-belge türü işte eksik günle ilgili. Hani bunu yetiştiremediniz, tanımlamada yapılamadı, süreniz de geçiyor, vermekte istiyorsunuz, veremiyor. B'den verebilirsiniz. B'den bütün belgeleri verebilirsiniz. İş yeri çalıştırmaya ara veren iş yerinde, daha önce nasıl yapılıyorsa aynen yapılıyor. İş yerinde ara verilmişse muhtasar prim hizmet beyannamesinin SGK tarafı boş kalacak. İhaleli SGK dosyasında sözleşme süresi bitti. Yeniden ihale yapıldı. Personel kümülatif vergi matrağı sıfırlandı. Bu SGK bu matrağı otomatik çıkaracak mı? Aynı şu diğer sorulara ben bakayım. Aynı iş yeri aynı kişi farklı şubelere nakil işe giriş çıkış yapılıyor. Aynı işverenin diğer iş yerlerinin nakilden sigortalı gönderebilirsiniz. Burada gün sayısını eski sistemde nasılsa aynı şekilde yapıyoruz. Diyelim ki 10 gün A iş yerinde, 20 günde B iş yerinde. 10 gün A iş yeriyle ilgili muhtasar prim hizmet beyannamesinde aynı kişiyi, İbrahim Özeli'yi 10 gün işte şu sizin numaralı iş yerinden, 20 günde şu iş sizin numara yerinden siz yazarsanız biz yine sistemde onu otomatik olarak size gün olarak bildiririz. Kısmi süreli çalışan bu SGK bildiriminde sorun olur mu? Eksik gün nedeniniz uygunsa sorun olmaz. SGK sisteminde evlerinde kadın çalıştıran, yani kolay işverenlik olduğunu anlıyorum, okuyamadım kusura bakmasın. 4447 ve benzeri teşvikler 103A mı 103B'de mi dahil olacak? 103A'dan bildirmek istiyorsanız, yani hangi beyannameyi siz seçmişseniz, bizim için 103A, 103B diye bir ayrım yok. Bizim için ister 103A olsun, ister 103B olsun, bize yaptığınız bildirim önemli. 103A'dan da yaparsanız, bizim için 4447 teşviklerdeki tanımları yapmanız gerekir. 103B'den de yaparsanız, aynı şekilde tanımlamaları yapmanız gerekir. Bu sizin tercihinize bağlı bir durum. Yani burada sosyal güvenlik sisteminde 103A ile 103B arasında bir fark yok bizim için. Şerafettin Şahin, geriye dönelik 6 ay olarak düzeltilen teşvikler de bu sistemde sadece düzeltme beyanı olacak olarak mı vereceğiz? Şu anda bildirge e-bildirge sisteminde D koduyla verilen sistem muhtasar prim hizmet beyannamesinde de aynen var. V2'de. Ev hizmetlerinde yabancı çalışan SGK bildirim muhtasata bildirilecek mi? Sadece SGK bildirimde verilecek mi? Ev hizmetlerinde yabancı çalışan SGK bildirimi aynı kolay işverenlikteyse, yani bildirge vermiyorsan, sadece primini ödüyorsan, aynı şekilde iş yerin üzerinden vermek istiyorsanız yine muhtasar prim hizmet beyannamesinden vermek gerekecek. Merhaba Sebahat Görgün. İş yeri tescil numarası ile evinde hizmetli çalıştıran kişiler ÖK9'da nasıl geçiş yapacak? Az önce bahsettim. Bizim ÖK9 formumuz var. Bunu entegre tescil ekranından sizi yönlendirerek de yapabilirsiniz. Kağıt ortamında basıp doldurup ıslak imzayla ilgili müdürlüğümüze de verebilirsiniz. Mayıs ayında bunun kağıt ortamını tamamen kaldıracağız SGK olarak. Hepsi elektronik olarak sistem üzerinden yapılacak herhangi bir bildirim yapmadan. Merkez ve şube personel ödemelerinde merkezden yapılmaktadır. Muhtasar prim ödeme merkez için ayrı, şubeler için ayrı beyanname vermemiz gerekir. Hüseyin Bey az önce ayrıntılı açıkladı bunu. Hak edilen ücret kısmında SGK tavanı üzerinde olduğunda ücretin tamamı mı SGK'ya tavanı kadar mı yazılacak? Şu anki bildirge sisteminde tavana kadar kısmı yazılıyor. Ancak hemen onun sağ tarafındaki sütunda ayrı bir şey var. Vergiye tabi kazanç gibi bir şey. Orayı tavan gözetmeden tamamını yazmanız gerekecek. Yani şu anda tavan 20 bin civarında ama kişi 50 bin lira yazıyorsa bize 20 bin lira bildireceksiniz ama vergiye tabi neydi? Matrak kısmında da 50 bin lirayı göstermeniz gerekiyor. Muhtasar beyannamesini kendi şifreleriyle gönderen mükelleflerin muhasebeci sorumlulukları ne şekilde olacak? Sunumda da anlattım.
ek 4, ek 5 sorumluluk sözleşmesi imzalayan herkes bununla ilgili 5500 kapsamında sorumluluk durumunda kalacak. Ücret bozulmasına SGK'dan muaf olan ve yalnızca gelir vergisi, damga vergisi kesici çalışanlar eskide nasıl bildiriliyorsa aynı bizim SGK tarafı boş kalacak. İbrahim Koyuncu, eğer bir işçi asgari ücret 2943 brüt asıl ücretin dışında fazla mesai veya prim olması durumunda toplam ücret 2043 asıl ücretli geç. Yani anladığım kadarıyla şu, asgari ücret 2943 lira artı üzerine fazla mesai ve ikramiye varsa brüt ücret, asgari ücret artı fazla mesai artı prim diye geçecek. Üçünün toplamı asgari ücret diye bir kuralımız yok. SGK ödemelerinde ihracattan doğan KDV iadesinde mahsup yapıyoruz ve 15 gün içinde SGK mahsupları işleniyor. 5 ayrı sicil için muhtasarda onaylanırken 5510 kanun indirimi gecikmeleri oluyor. Borç görünüşüne muhtasar prim belgesi onaylamak geç oluyor. SGK mahsupları olunca onaylar geç oluyor. Süre için gelişme olacak mı? Çünkü tüm iş beyannameyi etkiliyor. Bir kişi için bile olsa beyanname toplu ücret bildirimine ek iptal mantığı mı çalışacak diye sormuş. Şimdi primlerini KDV mahsubuyla ödeyenler için herhangi bir kısıt yok. 15 gün değil 20 gün. Yani takip eden ayın sonuna kadar ödüyordunuz. Eğer KDV mahsubuyla ödemek istiyorsanız sonraki ayın 20'sine kadar ödeyebilirsiniz. Yani anladığım sorudan buydu. İptal ek mantığı bir kişi için de aynı şekilde çalışıyor. 15-1-14-2-2000 döneminde maaş ödemesi yapılan bir iş yerinin beyannamesinde beyanname doldurulurken hangi bodro esas alınacak? Sunumda belki atlamış olabiliriz. 15 ve takip eden ayın 14'ünde ödemeleri olan işverenler için 15 hangi ay ise, 15 hangi aydaysa o ayın beyannamesi seçilecek. Yani 15-1-14-2 ise Ocak ayı seçilecek. 15 Temmuz 20, 14 Ağustos ise Temmuz ayı seçilecek. Hangi çalışanın hangi teşvik kanun maddesinden faydalanacağının çalışmasını nasıl yapacağız? V2 el bildirge ekrandan yapacağız. Yoksa yeni sistemde bu uyarlamayı nasıl yapacağız? Evet, şimdi... Şöyle, şu anki sistemde bildirge gönderiliyor. Bildirge onay aşamasına kadar geliyor. Aslında bizim bir sistem bir şekilde hackleniyor. Onaylamadan bildirge geri çekilip var olan teşvik programları çalıştırarak en uygun teşvik hangisidir diye yazılım size bunları veriyor. Şimdi biz e-bildirge ekranını kapattık. Şimdi bunu yapamayacaksınız ama biz gelir idaresiyle görüştük. Bazı büyük işverenler bundan mağdur olmasın diye. Bunlara da bir kolaylık sağlayacağız ama bundan sonrası için de Gelir İdaresi Başkanlığı bununla ilgili bir çalışma yapacağını ifade ettiler. MuSGK sisteminde yaptığım yükleme sonrasında mükellef SGK borcu olmadığı halde sistemi 5510'dan faydalanamaz hatası verdi. Bu sistemsel problemi nasıl aşarız? Yani bir sistemsel problem olduğunu düşünmüyorum. Acaba doğru kişi için mi verilmiş gerçekten? Gerçi sorusunda devamında da biz borcu olmadığını teyit ettik dedi. Bakmamız gerekir. Normalde sistemsel bir hata olmasa gerek. Ama mesela emekli bir kişi için 5510 veriyorsa kabul edilmemiştir belki. Yani bu arkadaş Yahya Seval, yani iosçelik2@sgk.gov.tr buraya bana mail atarsa, iş yeri numarasını yazarsa, diğer arkadaşlar da aynı konularda soru sorarlarsa, ben size iş yeri bazında dönüş yapabilirim. Çünkü bunun arka planına bakmamız gerekiyor. Bir daha söyleyebilirim. iosçelik2@sgk.gov.tr'den bana mail atarsanız bu tip şeylerde cevap verebilirim. Ocak, Şubat, Mart aylarında çalışan yok ise Nisan ayında tek beyannameyle bu 3 aylık muhtasarla alakalı herhalde. Evet, Hüseyin Bey'e vereyim ben. SGK kolay işverenlik hakkında site yönetimi kolay işverenlik geçiş yaptık. Ek ödemeler ve ekstra gün girişleri için son gün ne zaman? Böyle bir son geçiş yaptıktan sonra bizim ödemelerimiz takip eden ayın
son günüdür. Bu şekilde ödeme yaparsanız başka bir şey yapmanıza gerek yok. Kurum otomatik tahakkuk fişini ayın kaçında yapacak? 14'ünde yapıyoruz. Takip eden ayın 14'ünde yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ev hizmetlerinde geriye dönük yine aynı konu. Bunu da yine geçtim. Huzur hakkı az önce yine soruldu. Bununla ilgili uygulamada herhangi bir değişiklik yok. SGK bildirge düzeltme geriye dönük kaç ay için sistemden olabilecektir? Bütün aylar için yapılabilir düzeltme. Ancak bizim düzeltme beyannamelerimizde iptal verdiğiniz zaman gerçekten o kişinin hizmetini ve primini iptal ettiğiniz için biz bunu incelemeye gönderiyoruz. İnceleme yapıldıktan sonra yani bunu süresi dışında veriyorsanız ne kadar geriye gideriz diyorlar. Normal süresinde sorun yok ama süresi dışında bir iptal ek veriyorsanız biz bunları özellikle iptallerin tamamını incelemeye gönderiyoruz. İnceleme sonucuna göre işlem yapıyoruz. Rapor olduğu için iptal veriyorsunuz. Rapor olduğu zaman iptal için inceleme yapmıyoruz zaten. Yeter ki rapor olsun. Evet. Yani her zaman kanıtlanabilir olmayan bir belgeyle ispatı olduğu zaman her zaman düzenlenebilir bir belge dışında bir belgeyle kanıtlanabildikten sonra sorun yok. SGK işverenler çalışanın kodunu doğru olarak bildirmesi gerektiği ifade ettiniz. Bu kodların değişimi söz konusu olduğunda SGM'lere tekrar bildirim yapılması gerekir mi? Beden işçisi, garson, şoför. SGK, il müdürlüklerimizde herhangi bir sorununuz bununla ilgili olmayacak. Meslek koduyla ilgili sorulan soru. Hangi ayda hangi işi yapıyorsa o işe karşılık gelen iş kurumu belirlediği meslek kodunu gireceksiniz. O kadar. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani 3-4 ilde 3 yıldır uyguluyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız olmadı. SKK teşviki olarak 1.700, 6.100, 4.800, 4.600 faydalanıyoruz. Ayrı ayrı SKK girişimi yapılacak. Tek seferde mi verilecek? Az önce beyefendinin de iki işleri ilgili söylediği konu için yine aynı şeyi söylüyorum. 10 tane sigortalınız var. Muhtasar prim hizmet beyannamesini aldınız. Sigorta bilgileri kısmına girdiniz. A sigortalı dediniz. İşte yazdınız. Karşısına hangisinden yararlanıyor? 6.111 yazdınız. Geçtiniz aşağıya ikinci satıra. İkinci sigortalı yazdınız, 5.510 yazdınız teşviğini. Üçüncüye geçtiniz, 1.7103 yazdınız. Bu şekilde yazdınız, bize gönder. Biz her teşvik kanun türü olarak da size tahakkuklarınızı gösteriyoruz. Teşvik indirimlerini gösteriyoruz. Yani sizin bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Başka bir şehirde şubemiz mevcut. Şube bildirgesinde ayrımı vereceğiz. Merkez şube olarak ayrımı verilecek. Hüseyin Bey bunlara cevap verdi yine. Yine geliyor. Aralık ayında SSK'lı çalışanımı çıkarttım. Ocak ayı itibariyle SSK'lı çalışanım kalmadı. Yine de muhtasar beyannamesini aileye çevirip gerekiyor mu? Bu da Hüseyin Bey'in cevap vereceği konu. Yıl dışında mükellefiyetsizlik şubelerde bildirim. Bu da Hüseyin Bey'in cevap vereceği bir konu. SGK bildiriminde 2.7103 kanun en son yapılıyor idi. Şimdiki uygulama. Bizim teşvik uygulamalarımızda herhangi bir değişiklik yok. Asgari ücret desteği, 150 liralık asgari ücret desteği bu yılda devam edecek ama 150 olarak devam etmeyecek. Onu Cumhurbaşkanımız karar verecek. Son soru bendeki. Tanımlama yapılması gereken tahakkuk nedenleri slaytında. Yasal süresi içinde verilmiş hallere ilişkin F-P arasındaki tahakkuk nedenlerinin seçilebilmesi için sürekli olan evraklara örnek verebilir misiniz? Şimdi uzun olduğu için bizim kullanma kılavuzumuz var. Yani sistemde yüklü. Orada F ile P arasındaki harflerin karşılığında neler varsa onlar ayrıntılı olarak var. Açıp baktığınızda görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdilik.
14 şube bir firmamız var. Merkez üzerinden muhtasar beyanname veriliyor. SSK prim bildirgeleri şube bazında veriliyor. Bilgi verir misiniz? Aslında açıklandı. Mükellefiyetsiz şube olduğunu düşünüyorum hepsinin. Dolayısıyla tek merkezden verilip SGK bildirimlerine iş yeri, kanunlu belge türü bazında ayrı ayrı yazılarak beyan edilmesi gerekli. 14'ünde burada beyan edebilirsiniz. 15.1-14.2.2020 dönemine ait uygulamalı bir örnek verebilir mi? SSK dönemi ve muhtasar beyan dönemi açısından. Şimdi şöyle, bu ödeme işi iki yerde çok önemli. Bir tanesi vergi dairesi, hangi vergi dairesine ödeneceği. İkincisi de verginin dönemi. Vergi dairesiyle ilgili biliyorsunuz nerede ödeniyorsa oranın vergi dairesi olacak mükellefiyetli şube ise. Şimdi burada konuda Türkiye'de 3 tane olduğunu düşünürsek ayın 1 ile 30 arasında alanlar, 15 ile 14 arasında alanlar. Bu 15 ile 4'ü arasında alanları da ikiye ayırmak gerekiyor. Bir tanesi ayın 15'inde maaş alanlar, yani hemen başında maaş alanlar. Bir tanesi de çalışma süresi sonunda maaş alanlar. Şimdi bu iki tanesine örnek vermek gerekirse, diyelim ki ayın 15 ile 14 arasında maaş alıp da çalışma dönemi başında ücretini alıyorsa burada değişen hiçbir şey yok. Ocak bildirgelerini Şubat ayında Ocak beyannamesiyle verecekler. Hem SSK bildirimlerinde hem vergi bildiriminde yine Ocak olacak. Fakat çalışma dönemi sonunda maaş alanlar, yani 15 Ocak ile 14 Şubat arasındaki bir örnek için düşünürsek eğer, 14 Şubat'ta ücretini alıyorsa o zaman SSK açısından değişen bir şey yok. Yine Şubat ayında Ocak bildirgelerinde verilmesi lazım. Ama gelir vergisi açısından Şubat'a dahil olduğu için Mart ayında Şubat beyannamesiyle vergi kesintisinin bildiriliyor olması gerekiyor. Herhalde yanlış bir ifade yok burada. Yok tamam. Damga vergisi tek olacağı söylendi ancak anlatılırken birden çok damga vergisi gördük. Nedenini açıklar mısınız? Aslında normalde bir tane damga vergisi göstermeye çalıştım. 69.70. Sadece gelir dairesinin tahakkukunda alıyorsunuz ve o dönemde sadece bir tane alıyorsunuz. İstediğiniz kadar düzeltme yapabilirsiniz. Örneğin SSK'yı gönderdiniz bir firmada, sonra aylık göndermeye çalışıyorsunuz vergiyi, o bile olabilir. Sonra ben 26'sında da vergiyi göndereceğim diyebilirsiniz. Tekrar bir tane düzeltme beyannamesi yapıp sadece vergiyle ilgili kısımları gönderirsiniz. Orada bile damga vergisi oluşmayacak. Sadece gelir vergisiyle ilgili kısımlar oluşacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kanun numarası, belge türü, iş yeri bazında oluşan tüm tahakkuklarında da damga vergisi sıfır. Zaten konu şuydu, önceden damga vergisini biz SSK'ya ödüyorduk ama Sosyal Güvenlik Kurumu da tutup bunu gelir dairesine ödüyordu. Aslında damga vergisinin sahibi yine gelir dairesiydi. Dolayısıyla gelir dairesi bu damga vergilerinden vazgeçmiş oldu. Konu bu aslında. Tek damga vergisi var. SSK'lı 4 ağa çalışanı olmayanlar hangi kodla bildirilmesi gerekiyor? 1003 ağa mı? 4 ağa çalışanı olmayanlar yine eskisi gibi bildirilecek. Yani aslında bu muhtasar prim hizmet beyannamesinin konusu bile değil. Sosyal Güvenlik Kurumu alt teşeron olarak bildirimlerde merkez kodu ile mi bildiriliyor? Mükellefiyetsiz şube SGK bildirimleri hakkında bilgi merkez altında mı bildiriliyor? Uygulama nasıl? Aslında bu 32 tane alanın içerisinde alt işveren kodu var, 3 haneli. Dolayısıyla merkezin muhtasar prim hizmet beyannamesiyle gönderilecekse iş yeri numarası, sicil numarası, sıra numarası ve alt işveren kodunu da yazarak alt işverenleri de burada bildirebilirsiniz. Dolayısıyla SGK bildirimleri bu alt işverenlerin bildirimine de uygun. Mali müşavirlik şirketleri aldığı ikinci şifre ile sadece kendi muhtasar ve prim hizmet beyannamesini verebilir. Şirketler kendi muhtasar prim hizmet beyannamesini vermek için şifre alabilir mi? Mali müşavirler şirketler ikinci şifre aldıktan sonra normalde kullandıkları şifre ile müşterilerinin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini vermeye devam edebilir mi? Aslında eğer 340 aracılık sözleşmesi varsa, burada en önemli kriter bu olduğunu düşünüyorum. 340 aracılık sözleşmesi varsa 1003B'den şifre alamaz bir şirket. Ama mali müşavirli kendi adına gönderiyorsa burada almasında bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yok, şöyle bir açıklama yapayım orada. Hani mükellefimizin kendi beyanname gönderme yetkisi vardır ama bunu kullanmıyordur. Bir meslek mensubuyla sözleşmesi vardır. Bu mükellefimiz de isterse 1003B şifresini alabilir. Çünkü kendi gönderme yetkisi var. Yani önemli olan kendi beyanlamasının gönderme yetkisi bunu olması. Bunu fiilen kullanıp kullanmaması önemli değil. Bu yetkiye sahipse 1003B şifresini alabilir. Bir meslek mensubumuz da
Meslek mensubunuz da bunu niye alacak bilmiyorum ama isterse bunu şifre şifresi alabilir tabii ki. Yani mal müşahalik şirkette alabiliyor ikinci şifreyi. Beyannamelerimizi Luka programı ile sisteme aktarıyoruz. Merkezi İstanbul'da olan Baba Eski'de de hayvancılık faaliyeti gösteren mükellefimiz için muhtasar prim hizmet beyannamesini nasıl hazırlayacağız? İstanbul'da da Baba Eski'de de çalışanı var. Daha önceki aylarda İstanbul'da Baba Eski'de hem SSK hem de muhtasar beyannamesini veriyorduk. Değişen hiçbir şey yok. Aslında biz sizin dün akşam bütün beyannamelerinizi muhtasar prim hizmet beyannamesine çevirdik, muhtasar beyannamelerinizi. Yine 011'den 20'ye kadar olan kodları otomatik sistemden al, kaydet dediğiniz anda otomatikman bütün iş yerlerinizi aynı merkezin arkasına ekleyip beyannamelerinizi gönderebiliyorsunuz. Sizin hayatınızda Luka'yı kullanırken muhtasar beyannamesini nasıl hazırlıyorsanız yine öyle hazırlayacaksınız. Muhtasar prim hizmet beyannamesinde hem vergi tarafı hem de isterseniz sosyal güvenlik tarafını gönderebilirsiniz. İsterseniz vergi tarafını ayırıp sadece sosyal güvenlik tarafını gönderebilirsiniz. Ana ekranlarımızda SGK'yı dahil et ya da vergi dahil et diye iki tane buton yaptık. Bu butonlar vasıtasıyla istediğiniz gibi gönderebilirsiniz. 3 yıldır da kullanıyor. Şu an Luka hazırda. Buyurun. Yok, aynen devam ediyor. Yani muhtasar beyanname hazırlanmış gibi hazırlayacaksınız. Efendim? Defter beyan kısmı aynı şekilde gönderimler var. Sadece sizde açık değil. Bartın'daki meslek mensuplarımız ya da firmalarda açık. Dolayısıyla yakında herhalde sizde açılır, bugün yarın açılır. Biz Luka tarafında da gönderimler zaten yapılıyor. Aralık ayı itibariyle işçiler çıkmıştır. Ocak dönemi aylık olarak sistem otomatik mi aktarmış olacak? Yani herhalde bir benzer soru daha vardı, öyle aktarıldı. Ya herhalde aylığa çevirdikten sonra 3 aylık hakkını kullanabilir diye düşünüyorum ama Hüseyin Bey daha iyi cevap verebilir buna. Beyanname ve bildirge damga vergilerine tekrar değinir misiniz lütfen? Ne zaman tahakkuk damga vergisi çıktı, ne zaman çıkmayacak? Kaçırdım demiş. İlk defa gönderdiğiniz beyannamede damga vergisi var aslında, 69.70. Bunun dışında ilk defa gönderdiğiniz hizmet listesi, SGK tarafındaki bildirgelerden oluşan tahakkuklarda da herhangi bir damga vergisi görmeyeceksiniz. Aynı dönem içerisinde, yani dönem geçmemişse, süresi içindeyse göndereceğiniz tüm düzeltmelerde de damga vergisi yok. Ama tabii süresi sonunda geçmişse o ayrı. Cezaları ve damga vergileri var. Luka'dan gönderim nasıl olacak? Diğer beyannameler gibi hazırla gönder tıklayarak mı olacak? BDP'de mi? Şu an 3 yıldır kullanılıyor zaten Luka'da. Diğer beyannamelerde olduğu gibi otomatik sistemden hazırla ve gönder derseniz gelir dersi başkanlığına. Muhtasar gönder derseniz eğer defter beyanda, defter beyan sistemine de gönderimleriniz var. Yani şu an için Luka tarafında herhangi bir sıkıntınız da yok. Çalışabilirsiniz. Teşvikler 1003A'da mı, 1003B'yle mi beyan edilmeli? Örneğin 5746 ARGE. Hangisini kullanıyorsanız orada beyan edilmeli şeklinde cevap vermek daha doğru olur. Hem sosyal güvenlik tarafında hem de gelir dersi tarafında. 1003A şifreniz varsa 1003A'dan, 1003B şifreniz varsa 1003B'den bildirmeniz gerekir. Kolay işverenlikle ilgili ek bir soru daha geldi. Ocak 2019 dönemine ait evde çalışanı olan kolay işverenliğe geçmedik. Ocak ayına ait bildirgeyi nasıl vereceğiz? Kolay işverenliğe geçişte geç mi kaldık? Kolay işverenliğe geçişte Ocak 2019'u SGK mı verecek? Şimdi evde çalışan, bunun vergiye tabi bir ücreti yok. Önceden aylık prim hizmet belgesiyle veriyordunuz. Ocak'ta geçmediniz. Önce ikametgah vergisi, vergi numarası da olmadığı için ikametgahın bulunduğu yetkili vergi dairesine gidip bir mükellefiyet açtırıyorsunuz. Ondan sonra geçmediğiniz için muhtasar prim hizmet beyannamesinin sistemden, e-beyanname sisteminden çekip o kişiyi az önce anlattığımız yöntemlerle bildirmek zorundasınız. Geç kalmadınız, ocağı atlattıysanız 2020 Şubat'ta geçebilirsiniz. 2020 Şubat'ta geçtiğinizde de artık o zaman bildirge vermek, muhtasar prim hizmet beyannamesi düzenlemek zorunda değilsiniz. 2020 Ocak geçti. 2020 Ocak geçtiği için, yani o ayda çalışıldığı için bunu muhtasardan, yani şu anki muhtasar prim hizmet beyannamesinden bildirmeniz gerekiyor. Yok, o onun şeyi var, tahakkuk oluşması için ay sonunu bekleme. Siz Ocak dediniz ama. Tamam.
Ama siz 13 günü iş yeri bir eski sistem üzerinden verdiniz. Yani 13 gün eski sistemden çalıştırdınız adam, kişi. Ya tamam, o zaman geçersiniz. Yani siz bana şunu söyle, biz 13 gün bildirge sisteminde, yani eski iş yeri numara, bunu çalıştırdık. 13 gün çalıştırdık dediniz. Ha, yani tamam, yani anladım. Yani Ocak ayında sisteme girip kolay işverenliğe geçmediğiniz için Şubat ayında geçeceksiniz. Geçtiyseniz o zaman kolay işverenliğinden prim 14'ünde 14'ünü bekleyin, size bankadan tahakkukunuz oluşacaktır, gibi ödeyeceksiniz. Beyanname vermenize gerek yok o zaman. Biz tahakkukları 14'ü oluşuyor. Yani 4 Ocak'ta göremezsiniz zaten. 14 Ocak'ta, 14 Şubat'ta görürsünüz. Siz işi çalıştırdığınız işçiyi işten çıkış bildirgesi verdiniz mi? Yoksa direkt aktarma mı yaptınız? Yok, vermeye gerek yok. Evet, kolay priminizi ödeyeceksiniz. Apartmanımızın potansiyel vergi kim numarası var mı? Yok. Önce onu almanız lazım. Vergi dairesine başvurup apartman yönetim kurulu kararıyla birlikte beraber diyeyim böyle. Vergi kim numarası alacaksınız. Vergi kim numarası alırken de apartman yöneticisine şifre verilmesini isteyeceksiniz. O şekilde bu beyannameyi göndereceksiniz. Yok. O şöyle, biz şifreyi kişiye değil aslında apartman yönetimine veriyoruz. Dolayısıyla sıkıntı yok. Şimdi bu 3 aylıktan aylığa çevirme ile ilgili birden fazla soru var. Hepsine toptan cevap vermek istiyorum böyle. Biz hani bu hafta sonu yapacağımız değişiklikte, eğer kişinin aralık dönemine ilişkin verdiği muhtasar beyannamede, hani o 11 ile 12 dedik ya, asgari ücret ve diğer ücretti, orada herhangi bir sayı var ise onu 3 aylıktan aylığa çevireceğiz. Çıkışı biz bilmiyoruz. Çıkışı bilmiyoruz işte. Yani şimdi bizim bu kapsamda olan mükellef sayısı tahminimiz 800 bin civarında. Biz 800 bini çevirdik. Çıkış yapmışsa eğer, Aralık ayında bildirdi ama çıkış yaptı Aralık'ın sonu itibariyle diyelim bir. Tam Ocak'ta mı çıkış yaptı? Aralık'ta yaptı. Ya onun artık ona bir ekstra iş çıkartıyoruz. İnteraktif veri dersinden başvurarak 3 aylığını tekrardan 3 ayla çevirmesi lazım böyle. Tamam. Valla bununla ilgili hiç ceza kestiğimizi ben bilmiyorum ama bununla ilgili ceza kesmeyiz. Keserlerse bana başvurur, sıkıntı değil böyle. Hiç. Karşılıklı lütfen konuşmayalım, daha cevaplayacağımız bir sürü soru yani, var. Yani evet, bununla buyurun. İlgili ceza keseceğimizi hiç düşünmüyorum böyle. Çünkü biz değiştiriyoruz. Zaten mükellef kendi bildirimi yok. Eğer yanlış olmuşsa, çünkü bizim orada elimizde sizin çıkış bilgisi yok. Dolayısıyla biz hani mükellefe kolaylık olsun diye o kümenin tamamını aylığa çeviriyoruz. İlla ki Aralık sonu itibaren iç çıkaran varsa, onlar da aylık beyanı vermek istemiyorlarsa, veri dairesine bir dilekçe verip, özür dilerim, burada bir ceza da olmaz. Zaten 3 aylıktan aylığa çevirmişsiniz, tamam böyle yani bizim tarafımızdan. Ama aylık beyan etme zorunda değilsiniz. 3 aylık beyan etme kanun hakkınız var. O hakkınızı o dönem içinde kullanırsınız. Tekrar dilekçe verip ben ondan... Tabii yani. Yani beyandan vermeden önce bu dönemi değişikliği yaparsanız sıkıntı olmaz. Yani cezalıklı işlem yok burada aslında. Düşündükçe açılıyorum birazcık yani. Şimdi bu soruyu cevapladım. Siz elde sormuşsunuz. Aralık ayı itibariyle çıkanları. Biz aslında yapmadık şu an o değişikliği. Yani bilmiyorum, Amasya, Bartın, Kırşehir'de bir mükellef değilse olmaması lazım. Biz değiştirmedik mükellef otomatik olarak.
O tabii kendiniz vermişse bunu vedas yapmak zorunda. Yani orada sizin işçi çalışmanız önemli değil. Hiç işçiniz yoktur ama aylık muhtasar vermek istiyorsunuzdur. Dilekçenizi verirsiniz, vedası değişmek zorunda. Olabilir. Yani kendi isteyip yapan olabilir ama biz daha yapmadık bu değişikliği. Burada da hani Aralık ayında işçisi yoktur, Ocak ayında işçi çalışmaya başlamıştır. O mükelleflerimizin de vedasına başvurup dönemlerini söylemesi lazım veya internetten başvurması lazım bizim bilimimiz için. Yüksel Bey sormuş, basit usulü vergi mükellefeti olan vergi mükellefleri çalışanı var ise 011 koddan vergi bildirimi yapacak mı? Yani basit usulü mükelleflerin yanında çalışan kişi aslında diğer ücretlidir bizim kanunumuza göre. Diğer ücret olarak sınıflandırıyor. Orada basit usulü mükellefin de vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmadığından diğer ücretlinin kendisi vergisinde beyanda bulunup 00.51'den tür açtırıp ödemesini yapıyor. Eğer basit usulü mükellefimizin yanında çalışan var ise muhtasar ve prinsip beyannamesi için 003 mükellefin açtırması lazım ama sadece SGK tarafını doldurup gönderecek. Vergiyle ilgili hiçbir alan doldurması gerekmiyor. Çünkü onu zaten çalıştırdığı kişi beyan edecek diye ücretli. Şimdi bu 3 aylık aylık mevzunu biraz ya karışık anlattık. Yani 10 veya daha az işçiniz var ise biz gelir dairesi olarak sizin vergi tarafını ne zaman doldurduğunuz çok önemli değil. Sadece 3 aylık dönemlerin sonunu kaçırmayın. Hani Ocak, Şubat, Mart için Mart'ta illaki yazmanız lazım ama Ocak, Şubat'ta ne yazdığınız bizim için çok önemli değil. Ama Ocak, Şubat'ta vergi tarafını doldurmuşsanız ödemek zorundasınız. Ocak, Şubat, Mart'ta aylık beyan ettiniz ama mükellefle konuştunuz. Ben 3 ayda bir ödemek istiyorum vergi kısmını dediğinde Nisan, Mayıs'ta yazmayabilirsiniz. Haziran'da yazarsınız. Bunun için de vergi dairesine herhangi bir bildirimde veya bize bulmanız gerekmiyor. Bu mükellefin sadece beyanname doldururken kullanacağı bir tercih hakkı böyle. Dolayısıyla sorular da var. Hani bunlar için bir bildirim göndermeye gerek yok. Bakın 8 ay yanlış anlaşılıyor. 3 aylık dönemleri düşünelim böyle. Ocak, Şubat, Mart 1. dönem. Nisan, Mayıs, Haziran 2. dönem. Temmuz, Ağustos, Eylül 3. dönem. Ekim, Kasım, Aralık 4. dönem. 3 aylık dönem. Ama yanında işçiniz var ise zaten aylık olarak beyanname veriyorsunuz. Burada sorun beyanname verip vermem değil. Zaten beyanname aylık gönderiyorsunuz. Beyanname gönderirken vergi tarafını doldurup doldurmamakla alakalı sorun burada. Hayır, beyannameyi verdiğiniz zaman beyannamenin damga vergisi tahakkuk ediyor. Bu beyannamenin damga vergisi. Bu tahakkuk edecek. Yani bunun vergi tarafının bir işçiniz var, 3 ay seçtiniz. Bakın artık 3 aylık aylık seçme durumu yok. Aylık oldunuz zaten siz. Aylık beyanname vereceksiniz. Salonda 6'da bırakmamız gerekiyor. Fazla zamanımız kalmadı o yüzden. Şimdi salonu 18 gibi çapmamız lazımmış. O yüzden böyle hızlı geçeceğim. Aylık bildirime geçtiğin mükellef interaktif edersinden görebilir aylık ve 3 aylık kısmını, dönemlerini. Huzur haklarını şu an nasıl beyan ediyorsun o şekilde beyan edeceksiniz. Bir değişiklik yok. SGK tarafını doldurmanız gerekmiyor. Basit usulü anlattım. Geçişleri anlattım. Bağımlı çalışanların zaten mükellefle bir sözleşmesi yok bizim sisteme girdikleri. Dolayısıyla yenilemesi gereken bir sözleşme de yok bağımlı çalışanlar için. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmamızın uçuş ekibinin maaşlarının %70'i vergiden muaf. Bildirimde bulunurken muafiyet rakamını yazabileceğimiz bir alan var mı? %30'luk vergi muafiyet yazmamız yeterli mi? O muafiyet alanda muaftır veya değildir yazabiliyoruz. Tamamı muaf değilse %30'luk kısmı yazıp geçip gidebilirsiniz.
Şimdi bu Aysel Hanım burada mı, Aysel Avcı? Yoksa geçiyorum o zaman sorusunu. Aysel Hanım çıkışta sizle görüşem olmazsa. Bu hani İbrahim Bey çok fazla anlattı böyle. Eğer anladım ki bu kapıcılardan bizim muhtasar apartman yönetimlerinden, kapıcı değil de apartman yönetimlerinden ve GMS mükelleflerinden veya basit sürü mükelleflerinden muhtasar ve primzet beyanı vermesi durumunda olanlar bunu bir meslek mensubu aracılığıyla da gönderebilirler. Yani apartman yöneticisi beyanlamayı kendi gönderebileceği gibi bir meslek mensubuyla da sözleşme imzalayıp gönderebilir. Yok, hayır, mecburiyet yok. Mesela apartman yönetiminde öyle bir mecburiyet yok. Kendi de gönderebilir. Nasıl? Ya bilemiyorum yani o kısmını ama apartman yönetiminin teknik olarak muhtasar ve primzet beyannamesini kendisinin göndermesine bir şey sıkıntı yok. Bizim sistemimiz buna izin veriyor. Efendim? Evde hizmette ama o kanun gereği herhalde onların şeyi farklı. Ek 9. Ocak ayında bir gün İTÜ çalıştırdı. Bunun için muhtasar aylık olarak mı gelir? Evet, aylık verecek muhtasar beyanname. Şimdi 13 günün altında veya üstünde böyle dönemsel olarak değişiyorsa, bir dönem 9, bir dönem 11 falan böyle, o değişti şu an artık kalktı. Yani İTÜ'niz varsa aylık oldunuz. Dolayısıyla onun üstünde İTÜ çalışma başladığınızda beyan ettiğiniz bir durum kalmadı. Ama ne oldu? Artık aylık olarak onu yazmak zorundasınız. 11 olduğu zaman vergi tarafına. Biraz kafa karışıyor ama kısımlar da. Şimdi GVK 80 bildirimleri 1003A ile mi 1003B ile mi yapılacak? 1003A ile bildirecek ise ücret gizliliği nasıl olacak? Bu GVK 80'i ben GVK geçici 80. madde olarak anlıyorum. Teşvik olarak. Timuçin Ayaz Bey sormuş. Eğer 1003B beyannamesi almışsanız bu GVK'nın, gelir vergisi kanununun geçici 8. maddesindeki gelir vergisi stopajlarını da 1003B beyannamesiyle beyan edeceksiniz. 1003A yazmamanız lazım. Çalışan olan işletme için kış yerinde 3 aylık muhtasarı için vergi ziya cezası kesildi. Bu konuda bir ne yapabilir misiniz? Buradan nasıl bir ceza kesildi emin değilim. Hani vergi kısmını Ocak'taki vergisini Mart'ta beyan etmişse hiçbir ceza kesilmemesi lazım. Bununla ilgili olarak. Şu soru vardı İbrahim Bey'in bana ilettiği. İhaleli SGK dosyasında sözleşme süresi bitti, yeniden ihale kazanıldı. Personel kümülatif vergi matrağı sıfırlandı. Muh SGK bu matrağı otomatik çıkacak mı? Hani soruyu anladığım şekilde cevaplayayım. Hani 5 Eylül'de ihaleli iş yerini kapattı. Sosyal güvenlik kurumuna ilişki belgesi için başvurdu. O işçilerin Ağustos ve Eylül'ün o 1 ile 5 arasındaki primlerini beyan etti. Ama biz orada vergisini beyan etmesini beklemiyoruz. Hani Eylül bittiğinde, Ekim olduğunda, Eylül'de yaptığı vergi kesintilerini zaten beyan ettiği için beyannamenin vergi tarafında, o 1 ile 5 arasındaki ihaleli iş yeri için de yaptığı vergi kesintilerini orada beyan etmesi lazım. Dolayısıyla sıfırlanan bir vergi matrağı yok orada bizim açımızdan. Tabii siz burada birinci iş yeri, ikinci iş yeri ayrımına gidiyorsanız o da başka bir mevzu. Eğer iş yerinin sahibi tamamen farklı bir insansa, öyle olduğunu varsamıyorum. Aynı işveren olduğunu düşünüyorum. Tamam Ali Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Toparladık. Altı da bırakmamız lazım. Tamam olsun. Buyurun. Şimdi şöyle, teşviklerle ilgili olarak bazı yazılım programları vardı. Bunlar bizim sistemi gelip hackleyip oradan bildirgeyi çekip kendi yazılım programlarında en uygun teşvik hangisidir diye kendileri yazır. Şu an için, bugün için söylüyorum, yarın farklı olabilir. Kendiniz hesaplayacaksınız en uygun hangisidir diye. Ama biz gelir idaresiyle birlikte görüştük, Hüseyin Bey ile de konuştuk. Mağdur etmemek için
geçici olarak biz yine bu size o fırsatı vereceğiz ama daha sonra gelir dairesi bununla ilgili bir yazılım yapacak. Aynı bize bizim yaptığımızın benzerini orada halledeceksiniz. Yine aynı şekilde sistem size gösterecektir. Teşekkür ediyorum. Sevgili katılımcılar, biz seminerimizin daha sonuna geldik. Umarım sizlere katkı sunmuştur. Bu saatlere kadar beklediniz. Öncelikle konuşmacılarımıza emeklerinden dolayı, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürler de her zaman olduğu gibi sizlere ediyoruz. Çünkü bu saatlere kadar buralarda kaldınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki ay seminerimizde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Ben de bir şey söyleyeyim. Biz Hüseyin Bey'le olsun, ayrı ayrı da olsun birçok ilde bu eğitimleri veriyoruz. En bilgili, en katılımcı, en kibar toplulukta buradaydı. Onu da özellikle belirtmek istiyorum.